Ama insanın en çok zevk aldığı şey tutku, derinlik ve sevgi olması lazım. Çünkü etten bir şey çıkmaz. Yani insanın ne ayeti? Klasik kafatası kemiği var, omurgası var, karaciğeri, dalağı var. Bir şey yok yani başka. Değil mi? Evet. Yani kan var cildin altında mesela bir milim altı kaldırıldığında kıpkırmızı. Mesela derisi kaldırılıyor o kadar. Mesela ameliyatta bazen kaldırılıyor. Fotoğraflar var tıp kitaplarında. Dehşet verici. Evet. Bir milim deri olayı değiştiriyor. Deri üstüne orada o ne kadar güzel diyor. Felaket şahane bir şey diyor. Bir milim deri onun için ölümü göze alabiliyor bakın. Yani olay çıkartıyorlar. Kadın için birbirine arbede çıkıyor. Hatta meydan muharebesi veriyor. 40-50 kişi öldürüyorlar biliyorsunuz. Evet. Yani. Ama o deriyi eğer kaldırır da yani mesela ameliyat öncesi ona göstermiş olsan arbede değil artık kaçacak deli karar adam. Yani Evet. hiçbir şey de yapmaz. İnşallah. Yani bu kadar aciz yaratılmıştır insan. Evet. Günahkar olandan başkası yalanlamaz. Ve günahkar işte Kur'an'ın hükümlerini tanımıyor. Yani helal haram tanımıyor. Benim için fark etmez diyor. Halbuki Allah bizi çok özgür yaratmıştır. Zaten bizim yani Müslümana zaten bir Allah cendere bir darlık meydana getirmemiş ki. Alabildiğini özgür yaratılmıştır. Kur'an'da, sünnette helaller çok çok fazladır. Haramlar çok çok azdır. Çok sınırlıdır. İnşallah. Bir de haramlar zaten bize mutluluk veren olaylardır. Mesela Allah mesela zinayı haram kılmıştır. Bu erkeğe güç sağlar. Kadına da güç sağlar bu. Yoksa mesela serbest olan bir kadın gücünü kaybeder. Yani sınırı yok çünkü. Yani iç ruh gücünü, elektrik gücünü kaybeder. Dolayısıyla onun için bir şey ifade etmez zaten. Evet, inşallah. Mesela örtünme de öyle. Mesela kadın için örtünme. Mesela kadın tamamen açık olmuş olsa kadın bir özelliği kalmaz, bir anlamı kalmaz. Yani onun bir gizemi, etkileyici gücü, onun ruhta derin etki meydana getiren gücü tamamen gitmiş olur. Bambaşka bir şey olur. Yani klasik maymunumtarak bir hava vermiş olur. Yani çok kötü olur. Tamamen kapanması neyi ifade eder? Tamamen kapanması da onun isteğini bazen çok tamamen kapanır. İnancı olarak yapar. O inancından da yani mutludur, sevinç duyar. Bazen de yakıştığı için yapar. Veyahut bir kusurunu örtmek için de tamamen kapanabilir. Yani mesela beğenmiyordur fiziğini, kapanır. Yüzü güzel, sadece yüzünü göstermek ister, kapanır. Azınlıktır herhalde bu bahsettiğiniz. Azınlık sayılır tabii ki, azınlık sayılır ama bazı yerlerde de çoğunluk oluyor. Mesela Suudi Arabistan'da çoğunluk, Afganistan'da çoğunluk. Evet, ama Avrupa ülkelerinde azınlıktır tabii. Ya daha açıkçası yani kadınların kendi haline bırakmak lazım kıyafet konusunda. Özgür bırakmak lazım. Canı nasıl istiyor söyle giyinsin. Yani zorlama olmaz. Yani zorlama. Çünkü işte münafıklığın kaynağı budur. Mesela kadın kapanıyor ama münafık yani. Tabiri caizse her yol var derler yani. Son derece rahat oluyor. Kapanmasına gerek yok onun işte nasıl istiyorsa. Yani neyse o kişiyle onu göstermesi gerekir. Yani illa kapanacak değil mi? Çünkü iman eden için bir anlamı var bunun. Akıllı olan bir insan için bir anlamı var. Bir de kapanma tabii örfe göre, geleneğe göre, inanca göre de değişir. Toplumsal tabii, baskılar tabii, da etkili yani. Oluyor o zaman. Ama baskı olmaz tabii. Baskının olmaz. Mesela ne bileyim yasaklar. Yasaklar. Yani Kur'an'ın helalleri, haramları insanları güzelleştiriyor sonuçta. Mesela kadına anlam kazandırır. Erkek, kadın için de erkeğe anlam kazandırır. Mesela erkeğin de fahişesi olur. Mesela fahişe erkekten kadın tiksinir, iğrenir. Yani itici gelir ona. Yani böyle var ya yapmacık tipler böyle şov tarzı hareketler yapıyorlar. Yani sürekli o klasik tripler, oyunlar. Yani bir film artistinin yaptığı gibi yapmacık hareketler. Bir filmden bir şey görüyor, onu o yapıyor. Bir gülüş şekli görüyor, onu yapıyor. Bir el mimiği görüyor, onu yapıyor. Bir filmden görüyor. Bu çok aşağılayıcı. Zeki bir kadın, akıllı bir kadın bunu gördüğünde gıcık olur yani, çok itici bulur. Ama o avanaklarda kendilerini süper akıllı olduklarını zannediyorlar. Yani olağanüstü etkileyici olduğunu zannediyor. Kadınlar öyle tipleri ve parmağına takar oynatırlar. Ama o farkına varmaz. Yani o da onu oynattığını zanneder. Yani böyle kandırdığını, yönlendirdiğini, yani yavaş yavaş onu bir şekilde şemale soktuğunu falan düşünür. Abi kadınlar bayağı akıllıdırlar. Onun yani amacının ne olduğunu falan çok iyi bilir. Çok açık hisseder. Fakat ona göre bir tavır alır yani onu anlamıyormuş gibi yapar.